Merhaba, bugün sizlerle birlikte imparatorla adı eşdeğer tutulmuş Gaius Julius Caesar ve onun üzerine yapılmış resim tabloları hakkında konuşacağız. Julius Caesar'ın çocukluğuna baktığımızda çocukluğu hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığımızı görürüz. Caesar'la ilgili en çok söylenen yanlışlardan biri de ilk sezaryen doğumun Caesar olduğu yönündedir. Bu tamamen uydurma ve kulaktan dolma bilgidir. Çünkü Sezar'ın yaşadığı dönemlerde, özellikle zaten modern tıbbın olmadığı dönemlerde sezaryen doğum ancak annenin öleceği durumlarda yapılıyordu. Aksi durumda ise de anne yaşasa dahi annenin belli bir süre sonra ölmesi bekleniyordu. Ancak Sezar'ın durumuna baktığımızda Sezar'ın annesi uzun yıllar sağlıklı bir biçimde yaşadığı için muhtemelen sezaryen doğumla doğmadığını öngörebiliriz. Aynı zamanda sezaryen kelimesinin Sezar'a dayandığıyla ilgili de farklı bir düşünce var. Sezar kelimesinin kökeni aslında etimolojik olarak kıvırcık saçlarla ilişkilendiriliyor. Muhtemelen böyle olması daha doğal. Ve bu doğumla alakalı olmaması daha doğal olduğunu düşünüyorum. Babasının önemli bir asker olduğunu göz önünde bulundurursak, kendisinin genç yıllarında babasıyla fazla iletişim halinde olmadığını da düşünebiliriz. Ve gençlik yıllarını atlatıp yetişkinliğe ayak bastığı yıllarda ise babasını kaybettiğini biliyoruz. Sezar'ın ilk olarak askerlik yaptığı yer Asia Minor'du, yani bugünün Anadolu topraklarıydı. Gençliğinden itibaren kendisini yetiştirmeye başlamıştı ve hitap eğitimi almaya giderken yolda kendisinin de olduğu gemi korsanlar tarafından, Kilikya korsanları tarafından kaçırıldı. Ve bu Kilikya korsanlarına karşı oldukça mağrur davrandı, gururlu davrandı. Ve oradaki korsanlar kendisi için fidye olarak 20 talanton isterken kendisi itiraz edip kendisinin en az 40 talanton edeceğini söylemiş ve askerler arasında bir iletişime girmiştir buradaki korsanlar arasında. Korsanlarla bir diyalog haline girmiş. Korsanlar bununla hem alay etmiş hem de konuşmaya devam etmiş. Ancak kendisi bu korsanlarla iyi geçinmiş olsa dahi şaka yollu olarak bu korsanlara evime gittiğimde sizi haça gerdireceğim, askerlerimle birlikte geri geleceğim şeklinde bir yorumda bulunmuştur. Her ne kadar korsanlar bunu ciddiye almasa da Roma'nın desteğini de alarak bu korsanları yakalamış ve gerçekten haça gerdirmiştir. Açıkçası Sezar'la şaka olmaz. Bunun dışında Asya Minör'de olan bir isyana Bitinya kralına yardım ederek cevap vermiştir. Bitinya kralının yanında bulunup bu isyanı başarılı bir şekilde durdurmaları yüzünden Bitinya kralı ve Sezar arasında eşcinsel bir ilişki, bir aşk olduğu dedikodusu ortaya çıkmıştır. Hatta dönemin askerleri kendisiyle ve dönemin muhalifleri kendisiyle bu konuda dalga geçmiştir. Tabii Roma dünyasında o günlerde eşcinsel ilişki çok uç noktalarda görülmemekle birlikte yine de yöneticiler sınıfında böyle bir iddia olması daha çok küçük düşürme amaçlıydı. Gerçek olma ihtimali de var, olmayabilir. Bu durumla ilgili yeterince kaynağımız yok. Şimdi Sezar'ın Triumvirlik denilen üçlü yönetimin bir parçası olduğu zamanlardan bahsedeyim isterseniz. Triumvirlik Roma Cumhuriyeti'nde daha önce de olmuş ancak bu Triumvirliği farklı kılan bazı şeyler var. Bu Triumvirliği farklı kılan bazı şeyler ise bu üç yöneticinin yani Sezar'ın da içinde bulunduğu üç yöneticinin diğer Triumvirliklere göre çok daha kendilerine başı buyruk hareket edebilmeleriydi. Sezar ve diğer iktidar ortakları arasında çıkan çatışma yüzünden Sezar hızlıca Roma'ya doğru yürümüştü ve Rubikon Nehri'nin kenarında bekliyordu. Bu ünlü bir deyim haline geldi. Günümüzde de Rubikon Nehri'ni geçmek ve zarlar atıldı sözü çokça duyulur. Ve zarlar atıldı. Sezar Rubikon Nehri'ni geçmeye karar verdikten sonra söylediği tahmin ediliyor. Peki Sezar'ın Rubikon Nehri'ni geçmesi neden önemli? Asıl olan şey şu. Roma yönetimi Sezar'ın askerlerini dağıtıp ancak öyle
şehre girmesini talep ediyor. Ancak Sezar Rubikon Nehri'nin kenarında buna itiraz edip kabul etmiyor ve hızlı bir karar alarak hızlıca bütün askerleriyle beraber Roma'ya yürüyor. Ama Roma'nın buna o kadar hazırlıksız olduğunu görüyoruz ki yöneticiler tamamen ve halk da dahil olmak üzere bir kısmı Roma'dan çekiliyor. Roma'dan kaçıp başka bir şehre gidiyorlar ve Sezar sadece yürüyerek aslında Roma'yı işgal etmiş oluyor. Pompeius'un Roma'dan çekilmesiyle birlikte Sezar ve Pompeius arasında bir kovalama başladı aslında. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda Pompeius'un ordusu ve Sezar'ın ordusu güçlerini toplayarak tekrar savaşmış ve her defasında Pompeius bu savaştan kaçıp tekrar bir asker topluluğu toplayıp yeniden Sezar'ın karşısına çıkmıştır. Ta ki Mısır'a gidene kadar. Mısır'a giden Pompeius'u Mısır'da Kleopatra'nın kardeşi beklemekteydi. O zamanlar iktidarda bugün herkesin bildiği meşhur Kleopatra'nın kardeşi vardı. Böyle bir kişiyi tehdit olarak gören Mısır yönetimi Pompeius'un başını kestirmiş ve Sezar'a hediye etmiştir. Sezar ise bu durum karşısında şoka uğramıştır. Çünkü kendisinin de söylediğine göre Pompeius'u öldürmek gibi bir fikri yoktur. Aynı zamanda Mısırlı bir yöneticinin Romalı bir yöneticiyi öldürmesi onu oldukça sinirlendirmiştir. Ve bu kısa ziyareti sırasında mevcut iktidarı devirip kardeşi Kleopatra'yı Mısır'ın başına getirmiştir. Aslında Kleopatra ile ilgili söylenceler buradan ortaya çıkmıştır. Gerçek olma ihtimalleri de vardır. Hatta Kleopatra kendisinin bir oğlunun Sezar'ın oğlu olduğunu iddia etmektedir. Adını da Sezaryon olarak belirlemiştir. Bununla ilgili çok bilgimiz olmamasına rağmen gelecek yıllarda Octavianus'un bu Sezaryon'u öldürdüğünü bilmekteyiz. Muhtemelen siyasi bir tehdit olduğu için. Sezar daha sonrasında Roma'ya dönüp meclisin elindeki yetkileri elinden alarak bütün yetkileri kendisinde toplamış ve kendisini ölene dek diktatör ilan etmiştir. Birçok yetkiyi kendisinde toplayan Sezar'ın bu diktatörlüğü ise yalnızca 2 yıl sürmüştür. 2 yılın sonunda da herkesçe bilinen 23 kez bıçaklama olayı gerçekleşmiştir. Meclisin içinde kendisine karşı olanların düzenlediği bir komplo sonrasında bir Brutus da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından 23 kere bıçaklanmış ve kimilerince "sen de mi Brutus" sözü söylendiği düşünülmektedir. Ancak bu söz William Shakespeare'in eserlerinde geçmekle birlikte bu sadece edebi eserlerde yer almaktadır. Bilindiği üzere ne söz söylediği ya da söylemeye çalıştığı bir şey olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Kısacası kendisini ömür boyu diktatör ilan eden birinin sadece 2 yıl diktatör olması da hakikaten takdire şayan. Gelin sizle birlikte Sezar hakkında yapılmış bazı eserlere bakalım. Jerome'un yapmış olduğu 1867 yılında yapmış olduğu Sezar'ın Ölümü adlı tabloya bakıyoruz. Bu tabloda diğer tablolardan ayırt edici bir özellik var. Ana kahramanımız sahnenin ortasında değil, sahnenin sol alt köşesinde hali hazırda öldürülmüş. Muhtemelen onun oturduğu taht gördüğünüz gibi devrilmiş ve onu öldürenler de alandan ayrılıyorken resmedilmiş. Işık çok akıllıca kullanılmış ve en merkez yani merkezde ışık toplanmış ve diğer bölgelerde ise daha loş bir ortam tercih edilmiş. Hatta neredeyse Sezar'ı belli belirsiz görebiliyoruz orada yattığını ve konuyu bilmesek belki de bu kişinin Sezar olduğunu dahi anlayamayabiliriz. Burada ise Fransa'nın Croce Müzesi'nde sergilenen Vercingetorix'in Sezar'ın huzuruna çıkması adlı tabloya bakıyoruz. Ressamın adı Lionel Royal. Burada gördüğümüz üzere ışık karşıtlığı çok güzel bir şekilde kullanılmış. Renklerin farklılığı yani renklerin karşıtlığı aslında çok güzel bir şekilde kullanılmış. Sezar'ın burada kim olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz ve anti kahraman olan kişinin de yani Vercingetorix'in de
burada kim olduğu açıkça belli oluyor. Birbirinden çarpık renkler kullanılmış ve birbirinin anti düşmanıymışçasına resmedilmiş ki böyle bir sahneye gayet uygun bir kompozisyon olmuş. Vercingetorix beyaz atının üstünde atından inerken resmedilmiş. Sezar ise tahtında otururken bir kolunu dayanak yapmış ve heybetli bir şekilde bakarken resmedilmiş. Ön planda da ve arka planda da bazı Galyalı tutsaklar da resmin dahilinde. Burada ise George Edward Robertson'ın Marcus Antonius'un Sezar'ın cenazesinde yapmış olduğu konuşmayı resmettiğini görüyoruz. Burada gerçekleşen ise Sezar'ı öldürenlerin olabileceğini düşünemedikleri şeyin gerçekleşmesinin adımlarından biridir. Marcus Antonius'un halk karşısında yapmış olduğu konuşma sayesinde halkı ve kitleleri etkilemesi ve Sezar'ın haksızlığa uğradığını tekrar etmesi üzerine bir konuşma yapmıştır. Burada sol alt köşede gördüğümüz kişi Sezar, ölü bir biçimde yatıyor. Yine de tacı kafasında. Ve resmin ortasında gördüğümüz kişi ise Marcus Antonius. Sağ alt köşedeki kişilerin daha çok Sezar'a hürmet gösterdiğini görüyoruz. Ve sağ üst kısımlarındaki kişilerin ise ellerinde silahlarıyla bir isyan halinde olduğunu görebiliyoruz. Bu eserde arka plandaki detaylara önem verilmiş ve mimari eserler çok güzel bir şekilde resmedilmiş ve uzakta olan yapıların ise daha sisli bir ortamda resmedildiğini de görebiliriz. Gerçekçi bir yaklaşım olmuş. Burada yine Jerome'un Kleopatra ve Sezar isimli eserine bakıyoruz. 1866 yılında yapılmış olan bu eserde yine diğer resimlerden farklı olarak Sezar arka planda kırmızı bir kıyafet içinde masada oturur bir şekilde, Kleopatra ise ön planda yarı çıplak bir şekilde resmedilmiş. Bu resimde ön planda olanın daha çok Kleopatra olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak Sezar'ın daha arka planda olduğunu söyleyebiliriz. Bu resimde yine özellikle arka plandaki mimariye detay verilmiş ve detaylıca Mısır mimarisi kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca arka plandaki masada bir takım Romalıların oturduğuna da şahitlik ediyoruz. Bir başka esere geçelim birlikte. Burada ise 19. yüzyılda resmedilmiş Karl Theodor von Plotin'in bir resmi. Sezar'ın senatörler tarafından ihanete uğradığı an resmedilmiş. Ön planda elinde bir parşömen tutan bir kişiyi görüyoruz. Bu tabii bildiğimiz üzere sahte bir şey anlatmak üzerine üstüne giden bir kişi. Arkasında ise bir kişinin hançerini tuttuğunu ve Sezar'a saplamak üzere olduğunu görüyoruz. Burada da yine renklerin üstünlüğünü görebiliyoruz. Ben size Sezar'dan bahsetmesem dahi bu planda Sezar'ın kim olduğunu açıkça bilebilirsiniz. Işık oyunları güzel kullanılmış. Işığın daha çok bu ihanetin içinde olan kişilerin üzerinde olduğunu da görebilmekteyiz ve Sezar'ın üzerinde. Arka planda kalan kişilerin ise daha loş bir ışıkta kaldığını gözlemleyebiliriz. Yine arkada Roma mimarisi hakkında güzel detaylar verilmiş. Arka plan dışında ön planda yer işlemelerine dahi yer verilmiş. Burada aynı zamanda Sezar'ın giydiği kıyafetlerin bol olmasına rağmen bacaklarının fiziksel olarak nerede olduğunu tahmin edebileceğimiz şekilde anatomiye önem verilmiş. Bir elinde asası var. Diğer tarafta ise parşömenler yer almakta. Diğer insanların çok kederli olduğunu ve endişeli olduğunu fark edebilirsiniz. Çünkü onlar olacaklardan haberdar. Ancak Sezar ise sadece şaşırmış bir biçimde, çünkü neler olacağından haberi yok şu an.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.